Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. EYT'ye dair yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Teklif 4 maddeden oluşuyor. Ancak kademeli prim günü sebebiyle bazı EYT'liler 5000 prim gününü doldurmuş olsalar dahi emekli olamıyorlar. Cumhuriyet TV olarak yurttaşlara EYT yasa teklifi beklentileri karşıladı mı diye soracağız. Vallahi çok takip etmiyorum da 5000 gününü dediler. Şimdi 5009 kademeli dediler. İnsanların hakları neyse verilmeli. Bunda hani o günkü kanun neyse o geçmeli. Bilmiyorum yani tabii burada bir mağduriyetler atılıyor şimdi. Belli tarih itibariyle kademeli olarak öbürlerine de gelse daha iyi olur yani. Şimdi 45 yaşında 46 yaşında insanlar emekli olacak. Ama işte diğeri 15 yıl bekleyecek. Bu da kötü bu durum. Tabii kanuni olarak onların hakları var ama diğer insanlara da en azından bir kademe getirilse daha iyi olur diye düşünüyorum. EYT konusunda böyle benim fikrim. Yani 45 yaşında bir insan emekli olup da 46 yaşındaki insanı, 43 yaşındaki bir insanın da 15 yıl beklemesi çok hoş bir durum değil ülke için. Ya bunu yapmayacaklardı ya da işte dediğim gibi diğer mağduriyetleri de gidermelere gerekiyor. Bir de şu konu var, hani benim tabi tam takip etmiyorum ama emekli olmak çok çözüm değil. Yani emeklilik, EYT'nin emekliliği biraz daha düşük tutuluyor galiba muhtemelen. 5500-5700 falan çıkıyor. Burada insanlar yani asgari ücretin 8,5 olduğu, yoksulluk sınırının 20 küsür bin liraya dayandığı yerde yapılsan olur, yapılmasan olur bence yani. Çok da şey, ülkeye de büyük ama çok da giderileceğini zannetmiyorum ben sorunları. Başlı başına bir sorun da teşkil etmeye başlayacak yani. Peki sizce seçimden sonraya bırakılma gibi bir ihtimali var mı? Mart ayında maaşlar alınacak deniyor ancak bazı kişiler tabii endişeli bu konuda. Vallahi seçimden sonraya bırakılmaz. Zaten Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı. Bu bir seçim yatırımı zaten. Hani mağdur ettiklerim seçim yatırımı. O seçimden sonraya kalmaz. O Mart'ta maaşlar alınır. Tabii ki bunun işte daha işte Aralık sonunda gelecekti ama tabii ki ne düşünüyorlar burada tabii hükümet olarak? İşte 2-3 ay daha sallayalım. İnsanlar 2-3 ayda geç maaş alıyor. Bütçeden para çıkmaması için. Aslında bunun şu ana kadar gelmiş olması lazım. İnsanlar 2 aylık maaşını da almış olması lazımdı. Bunu niye Mart'a erteliyorlar? Tabii burada yani ne kadar ertelerlerse bir ayda kamudan para çıkmayacak yani. Bu yüzden yani. Ama seçim sonrasında kalmaz yani. O geçti, o iş bitti yani. 2 milyon 600 bin kişi bu yasayı bekliyordu. 2 milyon 200 bin kişi emekli olduğuna göre taleplerin çoğu karşılandı demek. Peki seçimden sonraya kalması ihtimali var mı sizce? Maaşlarını Mart'ta alacaklar denildi ama. Yok, Cumhurbaşkanımız alacak dedi, alacak. Benim oğlum da EYT'de de bekliyor ama yani seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Yani pek memnun olduklarını zannetmiyorum televizyonda izlediğim kadarıyla. Yani inşallah düzeltirler. Peki sizce EYT'nin Mart'ta maaşlar alınacak deniliyor ancak seçimden sonraya kalması ihtimal dahilinde mi? Vallahi siyasilerin bir dediğine nasıl inanacağız bilmiyorum. Yani iktidarın ne dediği çıkıyor hiç. Hepsini böyle seçim malzemesi olarak kullanıyorlar ama bilmiyorum, herhalde baskı var, yapacaklar diye tahmin ediyorum yani. Henüz detayları belli olmuş olsa da tam karşılanmış gibi gözükmüyor. Geniş kapsamlı olmadığını düşünüyorum. Ama yine de bu haliyle bile geçerse olumlu. Peki sizce seçimden sonraya bırakılması ihtimali var mı? Sanmıyorum. Çünkü muhalefet oldukça bastırıyor. Öyle bir risk alacağını düşünmüyorum şu anki iktidarın. Zannetmiyorum. Politik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Sadece işte o kitleden gelecek oyu birazcık oyalamak gibi geliyor bana. Maaşlar Mart ayında alınacak denildi. Ancak seçim... EYT'lerin maaşları. Seçim sonrasında kalır mı sizce? Belki bir avans gibi bir şeyler verebilirler ama muhtemelen erteleme gibi gözüküyor. Karşılandığını zannetmiyorum. Çünkü çok fazla mağduriyet var. Bir kere en büyük ayrım Bağkur'la sigorta arasında. Yani 5000 iş günü sigortadan emekli olanla Bağkur'dan 9000 iş günü karşılığı, bunlar çok yanlış şeyler. Bir kere bir kademe yapılmalıydı. O şekilde yapılmalıydı ama böyle bir ayrım en büyük haksızlık bence. O da çalışıyor, o da çalışıyor. Yani her ikisi de çalışan kadar büyük bir ayrım yapılmamalıydı. Peki Mart ayında ilk maaşlar alınacak denildi. Sizce seçimden sonraya bırakılması gibi bir ihtimal var mı? Var, tabii ki. Tabii ki var. Oyalama taktiği, hepsi seçim için yapılan şeyler. Aralık ayından bu yana hep dinliyoruz. Hep bir vaat, hep bir vaat.
ama neticede hiçbir şey yok ki yani bilmiyorum ama tabii çok fazla derinliğini, alınacak maaşların da çok düşük olduğunu görüyorum okuduklarımdan, dinlediklerimden. Halkın bundan da çok fazla bir haberi yok. Yani her geçen gün zaten emekli maaşları düşüyor ama bununla, yani yeni yapılan bu kanunla, EYT ile onlar daha da düşük maaş alacak. O da çok hoşnut bir olay değil bu hayat pahalılığında. Sizce EYT'lerin talepleri karşılandı mı? Bence karşılanmadı. Neden? Çünkü kademeli olarak yani. Kimsenin isteği buna göre değil. Mecliste 4 madde üzerinden talepler karşılandı mı EYT'lilerin sizce? Büyük ölçüde karşılandı. Yani zaten diğer partilerin de istemiş oldukları buydu. Bence de tamamen karşılandığını düşünüyorum. Peki seçimden sonraya kalması gibi bir ihtimal var mıdır sizce? Mart ayında maaşlar alınacak denildi ancak. Benim şahsi kanaatimce yok. Mutlaka Mart'ta alınacaktır. Hükümet böyle bir riski zaten almaz. Nasıl bir riski? Yani önce söz verip sonradan da daha sonra ya bırakma gibi bir riski almaz yani. Ancak zaten EYT çok uzun bir süreç. Uzun bir süre boyunca söz verildi, uzatıldı. Ya şimdi şöyle, bu seçim de var. Bu seçimi de dikkate alarak muhtemelen zaten bunu fazla uzatmazlar. Tabii bu benim şahsi kanaatim.